Ben onunla konuşurum. Tamam, git dinlen. Radan'ın söyledikleri doğru. Bugün ilk defa bize bir yol gösterdi. Annem mi? Sana mı? Anlamadım. Ağacı devirmek için önce köklerini keseceksin. O zaman yıkılır işte. Ama biz önce dallarını kesmeye çalışıyoruz. Köklerinden başlamalıydık. Bir dakika Pabu. Söylediklerini anlamadım. Sen hangi ağaçtan ve köklerinden bahsediyorsun? Nepali. Bishop'la Madu'nun arasını açmaya çalışmakla meşgulken büyük bir hata yaptık. Madu'nun ilişkisindeki asıl kuvvet kayınvalidesinden geliyor. Madu Radha'yı annesi gibi görüyor. Ve eğer bir çocuğu annesinin kucağından alırsan korkmaya başlar. Ve güçsüzleşir. Bir yanı eksik kalır. Biz de bunu yapacağız. Madu ile Radha'nın ilişkisine odaklanmamız gerek. Onun desteğini kaybettiği anda her şey darmadağın olacak. Oo. Bitirdim. Bishop ama... Pabu, ben doydum. Patron, ben de seninle konuşmak istiyordum. Madu, sadece salata mı yiyeceksin? Anne, ben aç değilim. Ne oldu? Hala stüdyoyu mu düşünüyorsun? Eğer onunla yüz yüze konuşursan bütün sorunların çözülür. Sen de rahatlarsın. Ha? Madu, bana bitki çayı yapar mısın? Senin çayını içtikten sonra başkasınınkini beğenmez oldum. Peki baba, ben hemen yaparım. Sorun nedir Radha? Madu endişeli görünüyordu. Bir şey mi oldu? Bishop'ın da keyfi yoktu. Yok abla. Bir sorun yok. Sadece çekimle ilgili bazı sorunlar varmış. Anladım Radha. Radha, bugün erken yiyeceğimize göre neden Ludo oynayarak çocukluk anılarımızı tazelemiyoruz? İster misin? Olur abla. Biliyor musun? Çocukken en çok sevdiğim oyun Ludo'ydu. Unutmamışsın. Buna... Tamam, ben başlattım. Sıra sende. Ay Radha, evini bir film stüdyosuna çevirmişsin. Oğlun bir süperstardı. Şimdi gelinin de bir yıldız oldu. İkisi birlikte çok mutlular. Daha ne isterim ki? Evet Radha, oğluyla gelinini gördüğün zaman bahçemdeki yıldızlar şarkısını söylüyor olmalısın. Çünkü evinin bahçesi film yıldızlarıyla dolu. Al, meyve suyu iç. Dipali? Üzgünüm. Bu yanlışlıkla oldu. Anne... Sakıncası yoksa ben gidebilir miyim acaba? Neden sakıncası olsun ki? Peki, sen dinlen. Madu, gidiyor muydun? Evet Pabo, ben... Peki, yorgun olmalısın. Peki, git ve uyu. Pabo, yeşil çayını masaya koydum. Lütfen soğumadan iç onu, tamam mı? Peki. Görüşürüz. Nasılsınız? İyi Pabu. Bizi iyi ki davet ettin. Bu oyunu oynarken biraz sohbet ederiz. Abla, sen Madu'nun yerine otur. Peki.
Hadi. Dada, Rişab'ımız çok büyük bir film yapıyor. Yarın sette çekimlerini izlemeyi düşünüyorum ben. Sen çekimimi izlemek istiyorsun? Hı hı. Hep bunu istemişimdir. Ama hiç gitmedim. Çünkü Rişab'a nazar değdirmek istemedim. Aklımda hep bir şüphe vardı. Ama artık her şey yolunda Dada. Neden gitmiyoruz? Peki... Tamam, o zaman hemen Bittu'yu arayıp söylerim abla. Hayır Rada, kimseye söyleme. Eğer onlara söylemeden sürpriz yaparsak daha mutlu olurlar. Kimseye bir şey söyleme, habersiz gideceğiz. Peki. Bu yaşlı kadın şeytani bir plan yaptı sanırım. Yoksa aniden sete gitme fikri de nereden çıktı? Thank you.